Merhaba ballar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bakım ürünlerimi ve mumlarımı nasıl muhafaza ettiğimi göstereceğim. Arka tarafın ne olur dağınıklığının kusuruna bakmayın. Zira her şey her yerde. Ama bu dolabın içerisinde ben bakım ürünlerimi ve mumlarımı ve işte saç ürünlerimi vesaire muhafaza ediyorum. Şunu bir türlü kapatamadım, içi çok dolu diye. Beni sinir etti o çekmecenin o hali. Evet. Bakalım. Üst tarafta bu Clarisonic benzeri fırçam vardı. Onun kutusu var. Bunu içeri sığdıramadım. Çok yüksek olduğu için yukarı koydum. Beni sinir ediyor. Şurada da Koreli bir arkadaşın hediye ettiği saç şeyi var. Açtığımızda bu dolabın içi biraz karanlık. Odanın ışığını açtım ama ne kadar düzgün görünecek bilmiyorum ama elimden geldiğince kamerayı da fazla sallamamaya çalışarak ürünlerimi göstereceğim. Üst katta gördüğünüz gibi saç ve cilt bakımı ürünlerim var. Sağ tarafta cilt bakımı, sol tarafta saç bakımı ürünlerim var. Cilt bakımıyla başlayayım. Normalde bunların hepsi burada durmuyor. Bazılarını ben masamın üstünde tutuyorum günlük olarak. Kullandığım için işte göz makyaj temizleyicisi gibi ya da nemlendirici gibi. Şimdi bu şekilde koydum. Şurada piercingimi temizlemek için kullandığım lens solüsyonu var. Şurada şu sıralar banyoda duran Philosophy'nin ne derler? Peeling'i var. Göz kremim. Hawaiian Moisturizer yüz kremim. Bu neydi? Bunun içinde ne vardı? Galiba şey fırça temizleyici var. Bunun burada ne işi var bilmiyorum. Şurada Tarte'ın Marakuja oyalı. Onun aynısı bir tane daha var. Clinique'in şöyle bir bunu Macy's'e gittiğimizde vermişlerdi. Serumu. Hiç kullanmadım da. Josie Mara'nın yağı. Urban Decay'in All Nighter yüz spreyi. CVS göz makyajı temizleyicisi sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. Tek tek her şeyi göstermeyeceğim ama genel olarak göstereyim. Mario Badescu'nun göz kremi var. Şurada bir tane sanırım Birchbox'tan çıkmıştı. Gene bir yüz peelingi var. İşte göz kremim, şuyum, buyum. Burada Türkiye'de hediye edilen Rival de Loop üçlüsü var. Arkada şurada iki tane gül suyum var. Hindistan cevizi yağı. Şurada Trader Joe's'tan aldım. Ups. Neydi o? Serum var. Şurada bir tane daha Garnier'in göz makyaj temizleyicisi. Bu hediye edilmişti. Şu arkada Simple'ın hiç kullanmadığım ve kullanıp kullanmayacağımı bilmediğim zamanında kayınvalidem tarafından hediye edilmiş yüz losyonu var. Alba Botanica yüz kremi, yani daha doğrusu güneş kremim. Simple'ın Foaming Cleanser'ı. Şurada bir tane daha göz kremi. CVS'in güneş kremi. Falan filan. Şurada Mario Badescu'nun, onu göstereyim. Alba Botanica toniğim bu arada. Mario Badescu'nun gene yüz spreyi. Gül sulu falan filan. Böyle ıvır zıvırım var. Ay kolum arttı bu arada. Tam bundan 2 dakika önce makyaj koleksiyonumu çektim de. Bunlar bu şekilde. Sonra böyle geldiğimizde Tangle Teaser'larım var burada. Arkada Bath & Body Works'un bir ara saçlarımın uçlarına ya da böyle ön kısmına sürüyordum. Renk açıcı highlighter'ı var. Organics'in Moroccan Argan yağı var. Bumble & Bumble'ın Sea Salt spreyi. Şurada vazgeçilmezim It's a Ten. Burada bunlar Emine değil. Özlem'in hediyesiydi. Aşığı olduğum, delisi olduğum köpüğüm ve şampuanlarım. Bunları henüz kullanmadım. Şöyle onları biraz ayırayım. Burada gene işte ipsilerden çok çıkıyor bu tarz spreyler. Öyle bir sprey. Argan oil'lı saç spreyiymiş. Aubrey markasının saç spreyi. Macadamia Oil'ın durulanmayan kremiyle yağı. Yine ipsiden çıkmıştı şu. Şurada Tresemme'nin kuru şampuanları ki hiç kullanmıyorum. Saçımı düzleştirdiğimde eskiden kullandığım Tresemme'nin spreyi ve şurada Organics'in bir adet Conditioning Mist diyor. Şurada Alba Botanica'nın Conditioning Mist. Bunları ne zaman kullanacağım bilmiyorum. Şurada da Herbal Essence'ın bir köpüğü var ama açıkçası onu da çok fazla kullanmıyorum. Üst kısım böyle. Dağıttım ben burası şimdi biraz burayı. Burada da bir tane saç yağı. Daha sonra orta kısma geldiğimizde aslında benim parfüm ve deodorantlarımın kısmı orası ama biraz da böyle cilt ürünleri de var gibi. Karışık açıkçası burası. Burada Sirius fırçam. Burada Lush'tan zamanında almış olduğum bir tane ne var bunun içinde? Bath Bomb. Şurada bir adet bunlar neymiş unuttum bile. Yağ. Yani tanning oil diyor. Güneş yağı. Burada bir tane body lotion'mış. Yine bu, oradan buradan ipsiden falan çıkmıştı. Bir tane tırnak
poşet çıkarıcı. Şurada da kayınvalidemin hediye ettiği Swan markasının self tanner'ı ama hiç kullanmadım. Şurada da iki tane Sally Hansen törpüm var. Burada Türkiye'de hediye edilen Rebel ne bunlar? Kolonyalarım var. Şurada deodorantlarım vesaire var. Bunların %90'ı Türkiye'den geldi. Nivea Pearl Beauty. Bir tane Dove'um var. Secret'ım var. Şu an kullanıyorum. Bitmek üzere ve nefret ediyorum. Nivea var. Fresh Natural. Isana'lar var. Şu arkada 8x4 var. Onun arkasında bir tane daha Nivea var. Şurada Victoria's Secret. Burası biraz karanlık, kusura bakmayın. Şöyle uzaktan göstermeye çalışayım. Victoria's Secret'ın Heavenly parfümü. Parfüm değil, vücut spreyi. Arkada gene Victoria's Secret Fresh Sorbet. Sorbet nasıl okunuyorsa. İki tane Vanilla Bean Noel. Şurada Pink Sugar parfümüm. Chloe. Parfüm, bu arada parfüm koleksiyonu videosu yapmayı düşünüyorum eğer istiyorsanız. Azor Tüvin, Noah, Lolita Lempicka, 3 tane küçük Chloe, Amor Amor, Prada, Gucci Guilty, 2 tane Versace, Christian Noir, Sarah Jessica Parker Lovely, Bath & Body Works, Forever Red Vanilla Rum, Lady Gaga parfümü, Givenchy Very Irresistible, Dolce & Gabbana The One, değil, nereden attım? Light Blue. Bunlar parfümlerim. İstiyorsanız dediğim gibi parfüm videosu çekmeyi düşünüyorum. Buraya gelince burada benim saç boyalarım. Ne yazık ki saçlarım için kurutufri bir boya bulamadım. Daha doğrusu benim mesela Vitekos'ta falan baktım. Hep kına tarzı şeyler gösteriyorlar ve ben saçıma kına yakmak istemiyorum açıkçası. Öyle. Burada yediğim hassas oldum. Bunu çok sevdim biliyorsunuz. Moroccan Argyle'ın şampuanı ve saç kreminin yediği var. Burada şu sıralar son derece ihtiyacım olan kol kılları sarartmak için, koldaki ve yüzdeki kılları sarartmak için kullandığım tüy sarartıcı var. Burada bir tane hediye sabunum var. Burada hediye Bath & Body Works Vanilla Bean Noel losyonum. 3 tane Bath & Body Works kremim. Japanese Cherry Blossom. Bu ne? Vanilya, yok bir dakika. Warm Vanilla Sugar. Şurada Vanilla Madagascar. Vanilla Bean Body Soufflé diyor. Gördüğünüz gibi hiç Triple Moisture kremim kalmadı. Bir yer artık alacağım. Burada Dirty Works'un hediye edilmiş 3 tane body water'ı. Burada bir tane daha Bath & Body Works olsun. Lady Gaga'nın parfümünün neyi bu? Duş jeli galiba. Dala'nın duş jeli. Ve arkada elimde kalmış olan bütün Bath & Body Works duş jellerimi görüyorsunuz. Vanilla Bean Noel, Twilight Woods, Dark Kiss galiba şu. Yok pardon, Paris Night'mış. Bir tane daha Vanilla Bean Noel, Warm Vanilla Sugar var arkada ve bir tane daha Twilight Woods var. Gördüğünüz gibi elimde iki tanecik Vanilla Bean Noel kaldı. Fazla kalmadı. Ben Türkiye'ye giderken de götürdüm biraz. Öyle. Ay, yoruldum. Sonra burada işte ıslak mendiller vesaire çok önemli şeyler değil. Burada hediye edilmiş mumlarım var. Şurada bu böyle tart deniyor, onları eritiyorsunuz. Küçük mumlar. Burada da asıl mumlarım var. İstiyorsanız Bath & Body Works mum koleksiyonu videosu da yapabilirim ama şöyle genel anlamda bir göstereyim. Bazıları Bath & Body Works değil. Mesela şu Bath & Body Works değil. Homemade Cookies var. Pink Petal Tea Cake. En sevdiğim Bath & Body Works mumu. Buttercream Cupcake miydi? Buttercream Mint, Red Velvet Cupcake, Espresso Bar, Mary Cookie, Party Girl falan filan. Burada da mumlarım var. Şu en alt tarafı göstermeyeceğim çünkü çok karışık şu an. Fakat orada saç maşalarım ve ev için önemli evraklarımız var. Evraklar ve saç maşası ne alaka bilmiyorum ama öyle. İşte burada gördüğünüz gibi mumlar. Burada duş jelleri, zımbırtılar. Burada da yani biraz karışık şurası. Burada parfümlerim, deodorantlarım ve birkaç vücut ürünü. Burada saç bakım ürünlerim ve burada da cilt bakım ürünlerim olmak üzere bu dolap. Bu tarz ürünler çabuk bozulabilecek ürünler olduğu için ışık almayan, serin karanlık bir yerde durmaları gerekiyor. Ve bu dolabın bunun için çok uygun olduğunu düşündüm. Bunları da elimden gelince kullanıp bitirmeye çalışıyorum. Böyle. Dediğim gibi parfümlerimle ve mumlarımla ilgili özel ayrı video isterseniz, daha detaylı anlattığım işte kokladığım, yorumladığım bir video isterseniz yapmaya çalışabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.